Merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün sizlere Isparta ili Eğirdir ilçesi Beydere köyünden, eski ismiyle Bedre köyünden sesleniyoruz. Burası 60-70 haneli küçük bir köyümüz. Yaklaşık 150-200 nüfuslu bir yapısı var. Burada çok güzel meyvecilik yapılıyor. Ağırlıklı olarak elma, kayısı, şeftali, kiraz bunlar üretiliyor. Az miktarda da hayvancılık yapılıyor. Özellikle küçükbaş hayvancılık, keçi yetiştiriciliği yoğun ama koyun da var. Bu şekilde bir tarım yapısı var. Burada insanlar gerçekten güzel bir lokasyonda yaşıyorlar. Eğirdir Gölü'nün batısında çok şirin bir köyümüz. İnsanları gayet güzel ve çalışkan. Çok güzel meyveler yetiştirmişler. Bakın burada bugün şalak kayısısını görüyoruz. Şalak kayısı şöyle baktığımız zaman çok kaliteli kayısı yetiştirmişler. Bu kayısıyı yetiştiren üreticilerimizden Ercan Bey ile birlikteyiz. Ercan Bey, bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Birazcık köyünüzden, mahsulatınızdan bahseder misiniz? Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Bedre köyünden Ercan. Evet. Ercan Aydın. Ercan Aydın. Tarımla uğraşıyoruz. Evet. Birkaç çeşit tabii kayısı olsun, armut, elma. Meyvecilik üzerinde tarım yapıyoruz. Bizi buraya gelip bahçemizde bu imkanı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu siz bunun çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Çünkü neden? Sebebini söyleyeyim. Üreticilik çok zor bir sanat, çok zor bir meslek ve gerçekten çok emek isteyen bir iş. Bu yönüyle ben üretim yapan bütün çiftçilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Maalesef hocam işte iklim şartları şu anda çiftçiden yana değil. Yağış, su kıtlığından dolayı biraz sıkıntılarımız su var. Su sıkıntısı çekiyor musunuz? Bayağı çekiyoruz yani. Şu anda daha galiba su yeni gelmiş. Yeni geldi sayılır. İki sefer sulama imkanımız oldu. Yani gölün çekilme nedeninden dolayı biraz kısıtlı sulama. Suyu kısıtlı veriyorlar diyorsun. O yüzden tek mağduriyetimiz su şu anda. Evet. Ercan Bey, şöyle baktığım zaman bu şalak kayısısı tutması çok zor bir çeşit. Evet. Yani meyve tutmada gerçekten sıkıntı yaşanan bir çeşit. Burada gördüğümüz şey şu. Hem tutum güzel hem de tutumdan daha önemlisi kalite çok yüksek. Tabiri caizse kayısılarınız şöyle bakalım yumurta gibi olmuş. Bunu nasıl başardınız? Ne yaptınız da bu hale hem tutum nasıl sağlandı? Hem de bu kayısıların bu kaliteye gelmesinde nasıl bir yöntem uyguladınız? Bu diğer çiftçilere de faydalı olması bakımından biraz bahseder misiniz? Şimdi hocam tabii ki bu meyveyi tutturmak için önce emek gerekiyor. Sonra biraz zahmet, uğraşmak gerekiyor. Evet. Biraz da sizin sayenizde oldu. Doktor Süper'in gübrelerini kullandık bu sene ilk yıl. Bu sene ilk tanıştık. Daha önceki senelerde bayağı tutumda sıkıntımız oldu. Kıramıyorduk. Bu sene maşallah bu çok sene, güzel tutmuş. Bu sene bayağı yüzümüz güldü. Evet. Allah razı olsun sizden. Allah sizden de razı olsun. Bir de kalite çok güzel ya. Kalite çok harika. Ya önce mesela taban gübreleri kullanıyorduk. Yani bu şeyi alamıyorduk. Evet. Topraklarımız gitgide çoraklaştı. Evet. Mesela bu gördüğünüz bahçeye daha önceden başka elma vardı. Evet. Söktük yerine kayısı ektik. Çok isabetli olmuş bence. Yani topraklar tabii bizim yorgun. Ona rağmen sizin gübreleri kullandıktan sonra toprağımız da kendine gelmeye başladı. Evet. Ağaçlarımız da. Şöyle baktığımız zaman her yaka kayısı çok güzel ya. Harika olmuş. Evet. Peki nasıl kullandınız sene başından beri de biraz çiftçilere o yönüyle bilgi verelim. Şimdi hocam ilk önce şu beyaz kapaklı bidonu bunu kullandık. Azotlu zaten. Azot, fosfor, potas hepsi var yani. 18 azot, çeşit madde var içerisinde. İlk önce çiçek açmadan mesela %5 açtığında tona 5 litre 6 litre gelecek şekilde kullandık. Yapraktan verdik. Yapraktan verdik.
Ondan sonra aynı şekilde de %5 yine çiçek açmaya başladığında topraktan verdik. Ha bak, bu çok önemli sayın izleyicilerimiz. Üreticimiz çok önemli bir noktaya bahsediyor. Kayısıda meyve tutturmanın sırrı çiçekte meyveyi sulamak ve gübrelemek. Çiçekten hemen önce. Evet. Bunu yapanlar da tutuyor, yapmayanlar da tutmuyor. Gerçekten bu çok önemli. Şimdi hocam ben tonluğum, benim bir gübre atma makinem var. Onu ilaçlamanın çıkışlarına, hortumlarına bağladım. Tam damlamaların geleceği yere sizin gübrenizi suyla beraber verdim. Beraber akıttım. Çok güzel yapmışsın yani. Toprağın dışında da kalmadı bu su. Resmen damlamanın kök sistemine indi. İndi. Yani bitki onu çekti, yukarıya suyu ve gübreyi bastığı evet, için. Bastığı için çok güzel bir alım oldu. Çok sefer. Çiçek döneminden sonra bir sefer daha uyguladım. Çok güzel oldu. Yapraktan zaten 15 gün arayla devam ettik. Bayağı bir farkını gördük. Eğer sularımız zamanında gelmiş olsaydı, iki seferde damlamadan kullanmış olsaydık, bu çok daha güzel olurdu. Şimdi burada daha bir afaki fark görecektik. Tek sıkıntımız suların geç gelmesi. Evet. Orada şeyimiz var, mağduriyetimiz var. Vallahi aslında şöyle baktığınız zaman sayın izleyicilerimiz, ağaçların sürgünleri de çok güzel, yaprakları da çok büyük. Ağaçlar hakikaten güzel olmuş. Özetleyecek olursak şöyle baktığımızda bir kere meyve tutumu güzel. Doğru mu? Evet. Ondan sonra yaprak sürgün, dal oluşumu çok güzel. Ağaçların böyle şenliği, gelişmişliği çok güzel. Ve her şeyden önemlisi de şöyle bakalım, meyve kalitesi çok güzel. Yani yumurta büyüklüğüne gelmiş bunlar. Peki o birinci gübreden sonra ne yaptınız Ercan Bey? Birinci gübreden sonra meyve, ceviz veya cevizden biraz daha küçük ceviz boyu geldiğinde bu taslığıyla kalsiyumu kullandım. Yani yeşil kapaklıyla kırmızı yeşil kapaklıyı karıştırarak kullandın, öyle mi? İkisini karıştırarak kullandık. Evet. Kalsiyum kullandıktan sonra şimdi bu raf ömrünü de uzatmış uzattı, olacağız. Uzattı, sert yani değil mi sert. Şu anda? Önce mesela çok şikayetçiydi pazarcılar, sattığımız arkadaşlar. Dayanıksız diye. Zayıf olduğu için, pazar ömrü kısa olduğu için sıkıntı yaratıyorlardı. Ama şu anda taş gibi. Taş gibi. Ermiş olmasına rağmen. Ermiş olmasına rağmen bunu adam bir tüccar bir ayda depoda saklayıp Fiyatlar o zaman çok güzel oluyor değil mi? Güzel olacak. Tüccara da çok faydası var evet. O zaman. Ercan Bey, ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel kayısı yetiştirmişsiniz. Bu şalağı bu şekilde tutturmak, ayrıca bu kaliteyi yakalamak her kişinin harcı değil. Zaten şu Isparta Ovası'nda da bu işi yapabilen çok az insan var. Evet. Bu sene siz de biliyorsunuz Kaşıkara'da, diğer yerlerde ürün son derece az. Fiyatlar da anladığım kadarıyla gayet güzel. Tabii ki muhakkak güzel. Ülkenin ekonomik sıkıntılarından dolayı sıkıntı yaşasak da yani şu fiyatlar yine de bulunmaz. Bir nimet yani. Nimet yani. Ben sizlere bol kazanç, bereketli ürünler diliyorum. İnşallah bütün ürünlerinizde bundan sonra işte şekerparedir, diğer şeyler yetişecek. Onları da hasat edeceksiniz. Ben ürününüz bol, bereketli olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Lütfen buyurun. Mesela sizin gibi hocalarımız bizim bu bahçemizde eksiğimizi, bizim görmediklerimizi, bilmediklerimizi anlattığı sürece biz daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Yani böyle sizin gibi böyle bahçemizde gezip görüntü yapan çok az. Evet. Yani bunu gelip de burada anlatılmasını istiyoruz genelde. Çiftçiler biraz da bilinçlendirilmesini. Esas bu devlet ilçe tarım olacak esasında ama evet. İlçe tarım şu anda tabii tam istediğimiz gibi şey yapmıyor, bize fayda sağlamıyor. Evet. Ben herkesin elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığını belki yetersiz olabilir ama bizim görevimiz bu. Elimizden geldiği kadar biz arazide olmaya çalışıyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizler bu şekilde ürün aldığınız sürece en büyük mutluluk bizde. Gerçekten evet.
Üretici kazanırsa herkes kazanır. Evet. Yani üretici kazanırsa ilaççı kazanır. Sanayici kazanır. Herkes kazanır. Herkes kazanır. Evet. Yani bu kalitemiz, verimimiz arttıkça bu milletimize, vatandaşımıza da yansır. Herkese yansır diyorsunuz. Evet. Ürününüz bol, bereketli, hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.